Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Evet, yine bizim serüvenimiz devam ediyor. Evet, şu an Balıkesir'deyiz. Balıkesir'e bağlı Balya ilçesinde. Burası Balya'ya da bağlı, yine Mancanık köyündeyiz. Muhteşem bir doğası var, inanılmaz güzel. Biz gelirken her yere hayran ola ola geldik, her yere aşık olduk. Ve burada çok sevdiğimiz, çok bizim için çok değerli bir arkadaşımız var. Onu ziyarete geldik. Kendisinin de çok güzel bir hikayesi var. Yine güzel bir hikayeyle karşı karşıya olacaksınız. Biz böyle hikayeleri çok seviyoruz. Kendisinin hayatını da tabii ki biraz kendimize benzettik. Biz de biliyorsunuz ki uzun zamandır köyde yaşıyoruz. Kendisi de köye göç eden arkadaşlarımızdan biri. Şu an Pelin'i de yanıma çağırmak istiyorum. Gel Pelin'cim. Seni tanıştıralım. Herkese merhabalar. Merhabalar. Evet, Pelin, ne kadar oldu buraya geleli? Yani her şeyi bırakalı 1 Kasım, 31 Ekim 2022 idi. 15 Kasım'da bu evi kiraladım ve yerleştim. 15 yani Kasım'da. 6 ay falan ortalama. Tabii ortalama 6 ay oldu, evet. 6 ay oldu. Nereden geldin? İstanbul'dan geldim. İstanbul'dan. Böyle gözü kararttım ve çıktım yola. Hepimiz öyle. Gözü karartıp birden böyle dalıyoruz ya. Aslında tabiri caizse biraz bodozlama dalıyoruz. Doğru. Yani. Ne istiyorum ben? Hani beni ne mutlu eder hayatta artık? Hani çünkü hani belli bir aşamalardan geçiyorsun hayatta. Doğru. Hep bir şey vardır ya. Şu da şunu da alayım. Şu okul da bitsin. Şu sınavı da bir geçeyim. Erteliyoruz. Ondan sonra şu kariyerim de olsun. İşte şu belgeyi de bir alayım falan. Ama bitmiyor yani. Bitmiyor. Hayat telaşı diyoruz aslında biz. Ondan sonra öbür bitiyor. Gençken yapabiliyorsun. Dedim ki ben zaten geldik 40 yılın ortasında geçtik. Daha yani, ne kadar erteleyebilirim? Kesinlikle. Hayat telaşını da. Yavaş yavaş çünkü imam aşağı doğru iniyor. Doğru. Dolayısıyla da hani hazır koşturabileceğimiz kadar da koşturmak lazım yani. Evet, Pelin'in çok güzel bir hikayesi var. O zaman hikayemiz başlasın. Seni buralara iten, karar vermek istediğinde hani en böyle odak noktası olan kararın neydi? Nasıl karar verdin? Aslında bu benim çocukluk hayalimdi. Çünkü hiç hayatımda köyüm olmadı. Şimdi mesela küçükken işte herkes denize gider, köylerine giderler yazın. Okul açılır, herkes işte böyle köy anılarını anlatır falan. Tabii. Ben de böyle şey, biz ne yaptık? İşte ben denize gittim, havuza girdim falan. Utanırdım yani bundan. Hep böyle bir köyüm olsun, köyüm olsun. İşte benim niye köyüm yok falan derdim. İşte İstanbul'da Fatih'te doğumlu ve Fatihliyim. Evimizin arkasında küçük bahçemiz vardı. Hep böyle kurban bayramlarını falan dedem böyle bize erken alırdı. Hayvanları işte tabii seviyoruz, bakıyoruz falan diye. Hep derdim ki anne ya bir tane kızı alalım. Annem belki nereye koyacağız? İşte benim dedemin odasına koyarız. İşte hep orada bakarım falan. Yani hep hayvanları seviyordum. Ve dedim ki ya en sonunda dedim ya Pelin bir yerden başla yani bu bir 7-8 sene önce de böyle bir girişim olmuştu. O zaman anlamı bulamamıştım, yer bulamamıştım. Evet. Daha bir o zaman biraz daha tecrübesizdim, daha böyle şimdi böyle daha araştırarak girdim. İşte diğer böyle şehirden köye göç eden insanların hikayelerini okudum. İşte nasıl bir yer almak lazım. Evet. İşte hep ben şey dedim, işte bir yer alayım, işte evimi yapayım, standarttır işte evim olsun, hayvanım olsun, bahçeli evim olsun, işte hayvanlarımı koyabileceğim bir yer olsun, işte beraber yatayım, kalkayım, gözümün önünde olsun falan. Hayvanlar çık dese işte doğum olacak bakalım hemen, işte bir yumurtladılar mı hemen kulağımız orada olsun falan. Sonra işte nasıl bir yer alayım falan filan derken internetten araştırırken işte bir liste yaptım kendime. Bölge seçimi. Bölge seçimi evet. Yani Kuzey Ege'yi hep sevdim zaten. Bir Ayvalık bölgesini, yani Ayvalık'ı çok severim. En azından buraya yakın olsun. Asos Ayvalık'a yakın olsun. Kuzey Ege'ye yakın olsun. Bir tarafta işte Bandırma'dan Feribot'ta bütün ailem herkes İstanbul'da. Doğru. İstanbul'a ait ulaşımım rahat olabilir vesaire falan. Ortada bir yerde. Hani buradan bir saatte Bandırma'ya gidebiliyorsun. Rahatlıkla işte yorulmuyorsun. Deniz aşırı hemen Feribot'ta geçebiliyorsun vesaire. Lokasyon için o yüzden burayı seçtim. Yani bu bölgeyi seçtim aslında. Ben Balya ilçesinin olduğunu bile bilmiyordum. Ama daha sonra bunun tarihini falan da öğrendim. Burası Türkiye'nin ilk ilçelerinden bir tanesiymiş. Hatta ilk elektrik gelen ilçeymiş. Zamanında evet. Zamanında 1865'lerde galiba burası ilçe olmuş. O kadar eski. İlk ilçe. Tabii tabii. Ondan sonra burada zamanında Fransızlar, bu bölge çok fazla maden var. Altın madeni var, taş madeni var. Fransızlar buraya maden açıyorlar ve o vesileyle buraya elektrik geliyor. Ama nitekim çok da tabii ilk elektrik gelmesine rağmen maalesef burası biraz o hızda gelişememiş. Evet. Biraz maalesef kalmış. Burası tam böyle Kaz Dağları'nın eteği başlıyor. İlk buradan başlıyor Kaz Dağları. Doğası çok güzel. Gerçekten evet. Şu an Kaz Dağları'nın içindeyiz yani. Tam evet. Kalbindeyiz. Evet. Evet. Havası çok güzel. Evet. Bence bölge seçimi olarak çok doğru bir karar vermişsin. Çok çok güzel bir yer. Biz çok beğendik. Yeşili çok güzel. Havası çok güzel. Güzel bir karar vermişsin bölge olarak.
Şimdi bu ev kiralık. Bu ev kiralık. Şimdi önce ben burada ev bulunca... Kira ne kadar? 1200 lira. 1200 lira. Evet. Ev sahibim İstanbul'da. Çok da tatlı bir ablam var. Evet. Bir 5 dönüm kadar bir tarla aldım. Haziran ayında işte bir liste yaptım kendim. Nasıl bir yer almalıyım? İşte 5 dönümün üzerinde olması lazım. Bazı yasal mevzuatlar var. İşte nasıl ev yapılabilir? İşte elektrik nasıl çekebilirim vesaire. İşte kadastro yolu olması gerekiyor vesaire. Çok koyun içine bir yer olmasın istedim. Biraz daha böyle dışında bir yer olsun. Ulaşımla kötülüğü zor olmasın. Yürüme mesafesi olsun diye. Şöyle de bir şey var. Pelin'in aldığı arazi de köye çok yakın. Ayrıca bu kiraladığı eve de çok yakın. O yüzden görebiliyorsunuz, evet. Şanslı kendisi. Çok yakın. Peki Pelin, araziyle ilgili planların nedir? Valla araziyi önce ilk alırken hepimiz böyle çiftlik yapacağız falan diye düşündük ama şu anki fiziki koşullar, maddi manevi koşullar uygun değil. O yüzden dedim ki ben burayı değerlendireyim. Yani toprak atıl kalmasın, nasıl ne yapabilirim? Geçen sene cevizlik ağaçlandırma projesi varmış devlet. Çok cüzi bir şey destekliyorlar ama mesela ben mesela 125 şibe alacağım bittikten sonra. Ama mesela kütüğüm buralı olsaydı, hani bu köye yeni dönüşlerden destek alıyorlar ya, o zaman 175'e kadar hibeyi destekliyor devlet. Ama ben dışarıdan birisi olarak gelip buraya yatırım yaptığım için 125 kadar veriyor. Yani bu önemli değil aslında. Benim amacım neydi? Bir projeyi tamamlamak, evet. Bir şey başarmak, hani yaptım oldu diye bilmek. Şu an projem onaylandı. Süper. Evet, şimdi onun biraz işleri var. İşte etrafını çitlemem gerekiyor. Ağaçlar ekilecek. İşte sulamayı çözmem gerekiyor vesaire. Onun belli bir süresi var. Proje onaylandıktan 2 yıl içerisinde tamamlama hakkı veriyor devlet sana. Onun artık ne olacak bilmiyorum. Yani hayırlısı. Belki bir ev de yapabilirim oraya. Bağ bahçe evi yapabilirim. Çünkü bağ evi gibi. Olabilir, aynen. İşte tarımsal elektrik almayı planlıyorum. Vallahi işte öyle sondaj ıvır zıvır vesaire. Çok uzun işleri var. Uzun işleri var, evet. Yani işin içine girdiğiniz zaman hani böyle kağıt üzerinde tamam şunu yapacağım, çek edemiyorsun. İşte onu yapacağım, bunu yapacağım. O çekler aylar sürüyor yanına, o çeki atmak tamamlandı demek. Doğru. Zor oluyor biraz ama... Sen başarırsın. Başaracağız ben yani. Ben, evet. Ölmek var, dönmek yok dedim ben buraya gelirken. Ben sana o konuda çok güveniyorum. Yani başarabileceğini zaten o karşına profili yansıtıyorsun. Evet, bu arada Pelin'in hikayeleri var. Pelin'in Sokak diye bir Instagram hesabı var. Paylaşımlarını oradan yapıyor. Evet. Sen burada ne mesleğin var mıydı? Malum şairim. Aslında ben antropoloji mezunuyum. Sonra işte iş hayatı, klasik bildiğimiz gibi. Sonra işte şu anda mali müşavirim ama bıraktım. Yani bırak yaptım. Yani ruhsatımı falan aldım. Buraya çektim, nakdim falan oldu ama artık o işi yapmak istemiyorum. İstifayı bastın. Yani kesinlikle ben bundan sonra kesinlikle hayvan bakarım. Daha da şehirle de alakam olmaz. Bünyem kaldırmıyor. Yani dönebileceğimi düşünmüyorum artık şehir hayatına. Yani şimdi bizi izleyen, yalnız yaşayan kadın izleyicilerimiz de var. Ya bir kere her şeyden önce... Onlara tavsiyelerin olur mu? Olmaz yani mı? Yani bu konuda biraz tecrübe edindin. Ya bir kere her şeyden önce korkuyu bir kere... Korku diye bir şey olmayacak bir kere hayatınızda. Yani korku yok, o nedir diyeceksiniz yani. İnatçı olmak lazım biraz. İnatçı olacaksınız. Korkmayacaksınız. Onun dışında her şey olur. Bir de istikrarlı olmak lazım. Böyle hemen yılmamak lazım. Tek başına köyde yaşamak... Tecrübesi olanlar için kolay olabilir adapteleri ya da kendi köyüne tekrar geri dönüş yapanlar için çok daha kolay olabilir. Köylünün o insanları içine alması, kabullenmesi, benimsemesi çok çok daha kolay. Evet. Ama hiç tanımadığın bir yerde yani biraz kendini kabul ettirmek çok çok farklı. Yani şimdi size zaten şüpheyle bakıyorlar. Acaba bu kimdir? Bir de bunun arkasında bir şeyler var acaba. Yani, nasıl cesaret etti geldi nasıl acaba? Nasıl cesaret etti diye. Acaba bu neden korkmuyor acaba hani böyle. Öyle bir düşünceler ondan sonra, oluyor. Evet evet, değişik insanlar ön yargılı. Ön yargıları kırmak da ne derler, hani atomu parçalamaktan zormuş ya. Ben bıraktım o işi zaten, ben kendime bakıyorum. Kimse ön yargısıyla uğraşamam yani. Ya çok zor çünkü hani insanları ikna etmek için ömür hayatımdan gidiyor. Ya ben burada hayatıma hayat katmak için geldim. Doğru, bir şeylerle İnsanlarla... çok fazla kafayı takmamak gerekiyor. Aynen aynen. Mesela bir kadın olarak... Tek başına bir kadın olarak zorlukları şöyle olabilir. Çok var. Mesela işte ben bıçkı makinesi kullanmayı öğrendim. Bıçkı dediğimiz burada bıçkı diyorlar. Benzin testere. Aynen. Şimdi mesela bu bir iki güne kadar mesela şu arkanızdaki kütükleri keseceğim ben tek. Bu sene kışlık odunlarımı kendim kestim bıçkı makinesi kullanarak. Ya o kadar şimdi ya kassal gücümüz yetmiyor. Tamam, mental olarak yeterli olabiliriz ama ya ben bıçkı makinesi ipini çekiyorum, çekemiyorum. Komşuyu çağırıyorum. Komşu açıyor. Aynen. Komşu çalıştırıyor. Ben kesiyorum. Arada stop ediyor. Ya işte komşu yaşlı bir çalıştırabilir misin falan. Makine kullanma
becerinin olması lazım. El yatkınlığı kesinlikle olmazsa olmaz ve biraz ister istemez hayal gücünün de olması gerekiyor. İşte ben bunu nasıl geliştirebilirim, ne yapabilirim diye. Yani öyle ama yani şey başardım, yaptım. İlk defa yaptığım şeyler o kadar fazla ki. Mesela işte ne bileyim şu bahçeyi çapalamak, şu ahırı tadilatı yapmak, işte evin ufak tefek tadilatlarını yapmak, işte kapıyı zımparalamak, boyamak falan, bunların hepsi iş ama başardım oldu demenin hazzı inanılmaz güzel. Yani ortaya bir şey çıkması da çok güzel. Doğru. Yani çok acele ettiğimiz bir şey yok artık. Şiir hayatı gibi değil. Yavaş yavaş öğreniyoruz. Aynen öğreniyorum. Geliştiriyorum. Orada geçimini nasıl daim ettiriyorsun? Ya yani, benim sabit bir gelirim var zaten. Evet. Belli bir sabit gelirim var. Buradan hiç hani gelir elde etme planı düşüncesiyle gelmedim ama zaman içerisinde gelir elde edebileceğimi de düşünüyorum. Pazara çıkıyorsun değil mi? Evet. Son bir aydır artık yumurta sayım bayağı da fazlalaştı ve üretim de yapmaya başladım. İşte peynir üretiyorum. Hangi günler çıkıyorsun pazara? Pazara salı günleri var. Gönen pazarı var. Gönen pazarına mı sen gidiyorsun? Sadece Gönen pazarına gidiyorum çünkü ancak ona yetişebiliyorum. Tezgah açıyorsun. Evet, tezgah açıyorum. Neler satıyorsun? İşte yumurtam var şu anda. Havalar ısındı artık. Böyle peynir yapıyorum. Şırdan mayalı peynir yapıyorum. Ondan sonra lor yapıyorum. Tereyağım var. Çökelek çıkıyor işte tereyağın ayranından. Şu anki mevcut şeyler bunlar. İşte Instagram'dan, internetten işte satışını yapıyorum. Yumurta ama gönderimim var yine. Yumurta gönderimim var. Biraz zaman zaman kırılma durumları falan oluyor. Onu karşılıyorum. Onu bir şekilde çözeceğim. Tavuklarımı büyütüyorum. Şu an kuluçka makinesi yaptım kendim. Ondan sonra civcivlerim büyüyor bir taraftan. Onlara bakarız. Kuluçka makinesi. Evet, onu da kendisi yaptı. Kuluçka makinesinin tamamen kendi emeğiyle. Tavuklar da burada her yerde geziniyor zaten. Evet, özgürler. Evet, tavuklar özgürler. Çok iyi. Hepsi geziniyor ve eminim yumurtaları da çok lezzetlidir. Evet, size biraz sonra peynirli yumurta yapacağım yola çıkmadan bir. Evet. Niyetim var. Yiyelim. Hem yumurtanın tadına hem peynirin tadına bakalım. Ben de çok merak ediyorum. O kadar çok yumurtadan bahsettik ki. Evet. Bahsetmişken senin şu güzel kümesini bir görelim. Kümesi bir görelim. Hadi gidelim. Tavuklara bir bakalım. Tavuklar zaten şu anda özgür geziyorlar, dolaşıyorlar. Şuraya bir bahçe yapmıştım aslında böyle işte sebzemi falan ekerim diye. Ama maalesef Haydar Bey benim köpeğim altından giri çıkıyor birazcık genişletti telleri. Tavuklar da geçiyor az önce gördüm. Oraya artık onu bıraktım onlara. Bahçeyi de bakarız şimdi. Burası ahır. Çok tadilat yapıldı buraya aslında. Yıkılmak üzereydi. Damını falan yaptım. Kapısı çürüktü. Kapısını tadilat yaptırdım. Biraz meşakkatli oldu. Şöyle. Burada hayvan sanırım daha önce. Burada daha önce evet. Küçük baş hayvan. Ha büyük. Evet inek yapılmış burada daha önce. İşte çatılardaki tahtaların çürükleri kesildi. Yukarıya bak telleme yaptım. Yukarıda sansarlar geziyor. Sansarlar kiremitleri açıp içeri girebiliyorlar. O yüzden evet. Olduğu gibi kapattım burayı telle ki güvenli alan oluşturdum. Gayet de güvenli yani bir aydan fazladır buradalar. Hiçbir problem de yaşamadım. Umarım da yaşamam. Umarım. Şu Nuri sesi güzel beyefendi. Kümesin horozlu beyefendisi. Nuri sesi güzel. İsim evet. Taktın. Evet güzel sesi var. Evet. Şunlar benim ilk tavuklarım. Genelde ataks için yumurta tavukları. Dışarıda bir yarkalar var. Onlar büyüyorlar. Yakında kılavuz atarlar diye düşünüyorum. Civcivler içeride büyüyorlar. Şu inek yemliklerini folluk olarak kullanıyorum. Buralar folluk oldu. Aynen folluk yaptım. Şuraya şöyle bir tünek yaptım. Tünek. Tüneyi biraz büyüteceğim. Sayılımı biraz daha fazlalaştıktan sonra. Şurada şöyle bir yolu var. Evet. Ve şu hanımefendileri rahatsız etmeden. Bu sistem güzel olmuş. Eline sağlık. Kendin yaptın evet, hepsini. Evet, evet. Biraz marangoz desteği de aldım tabii. Ki benden çıktı. Şimdi buraya iki tane kancalı şey yapmak istiyorum. Ek olarak. Tünek birbirine üstüne pislemesinler diye. Anladım. Şöyle kancalı. Bir de mesela neden? Hava ısındığı zaman bunu çıkartacağım. Ahşap olduğu için bitlenme olabilir. Şu anda hiçbir koku yok. Evet çok hiç kokmuyor. Evet. Çok gerçekten çok temiz. Hiçbir koku yok. Temiz havalandırması da iyi. Hatta şöyle karşılıklı bir tane pencere vardı. Ben tavuklar cereyanda kalmasın diye bir tanesini kapattım. Orada bir çuvalla kapatma var. Tabii var ama tabii ben hani cereyanda kalmasın. Yani tavuklar çok hassas hayvanlar. Çok hassas. Yani hastalanmasını beklemeyeceksin. Önceden önlemini alman gerekiyor. Doğru söylüyorsun kesinlikle ondan öyle. Ondan buraya eski dolaplar vardı onları da folluk yaptım. Şurada odun kül havuzu var. tavuklar buraya girip yıkanıyorlar.
Odunların küllerini. Evet, odun külü zaten böyle tarih boyunca temizlik için falan da kullanılır ya. Evet. Bit piri için yine böyle giriyorlar, içine yıkanıyorlar kanatların altında falan. Bu dolaplardan, bu foluklar da çok güzel olmuş. Evet, orada ben sabah bir posta topladım yumurtayı. Şimdi az önce şurada bir tane yatıyordu. Evet, ama yumurta var mı? Yapmış. Aa, iki tane var hatta. Evet, iki tane var. Evet, o benim kara kızım. Evet. Kara sırada onun farklı bir karakteri var. Hadi toplayalım mı? Toplayalım. Hadi toplayalım bakalım. Ha, sıcak, ılık ılık. Aa, süper. Evet. Kahverengi yumurta. Evet, bunlar kahverengi. Beyaz tavuk beyaz yumurtluyor. Ya ben öyle gördüm. Siyah kahverengi yumurtluyor. Bunlar, kahverengi. Bunlar da kedilerin taşıma kabı galiba. Aynen, taşıma kapları. Ha, burada da varmış. Bak, burada birini yoktu. Yapmışlar. Burası bayağı zengin, çek istersen. Var mı burada da? Olmaz mı? Oo, evet, asıl hazine burada. Burada çok var. Hayvanlar hiçbir şekilde yumurta yemi vermiyorum. Tamamen doğal besleniyorlar. Doğal besle mısır, arpa ve buğday. Zaten bahçede de sürekli geziniyor. Şu anda da bayağı bir yeşil. Böyle yeşil olması zaten... Eksik olduğu zaman pazardan, etraftan, otlardan, çimenlerden etraftan biçiyorum otları. Önlerine koyuyorum. Yumurtalarımızı aldık. Bayağı yumurta evet var sepette. Evet. Kaç tane aldık? Kaç tane? Burada 8 tane var şu 8 an. 8 tane. Sabah ay çok posta, güzel görünüyor. Aynen, sabah bir posta toplamıştım. Ama şey çok güzel. Yani ılık ılık tavuğun altından o kadar güzel bir şey ki. Harika bir keyif yani. Çok çok büyük bir keyif. Yoldan buldun, sahiplendin. Biz girerken buraya bize çok havladı. Biraz evet, sahiplenmiş buraya. O yüzden Pelin onu şimdi bağladı. Yoksa bana değil aslında ama Aydın'a... Ya kurumu içgüdüsüyle çok şey... Çok havladı. Çok normal, aynen öyle. İlk geldiği zaman çok agresifti. Biraz şiddet görmüş bir hayvan. Biraz hastalıkları falan vardı. Tedavi ettik. Yaralı mıydı bulduğunda yol evet, kenarında? Şey elinde iltihap vardı ön elinde, kolunda. Ondan sonra bir hafta falan penisilin yedi arka bacağından. Ondan sonra kemikle, yalla besleye tontiş oldu. Ben o videolarını hatırlıyorum. Gerçekten toparlanma sürecini hatırlıyorum. Evet, bir de hayvan yaşlı. Güzel toparlandı. Yaşlı olunca, genç olsaydı dün veterinerine sordum. Yaklaşık 8-10 yaşlarında falan dedi. Yani kısa bir ömrü var. En azından mutlu mesut yaşayacak benimle beraber kalan yıllarını. Evet, yumurtalarımızı aldık. Bu taze yumurtalardan mı kıralım? Evet, sıcak sıcak. Kesinlikle. Evet, yumurta şuradan yiyelim. Şuradan mayalı peynirimizin içine kıralım. Evet, onu da kıralım. Evet. Ben buradaki bahçeni merak ediyorum. Hani çok bahçeye adapte olamadım. Hani çok daha şey yapamıyorum diyorsun bahçeyi. Evet. Toprak apayrı bir uzmanlık alanı gerçekten. Evet, toprak, yani mesela buraya ne ektin? Ne var burada? Valla ben burası biraz da bayağı çer çöp vardı. Temizlemem zaten uzun bir süre aldı. Ondan sonra toprak çok uzun yıllardır çapalanmadığı için elimle çapaladım. Sonra bir kısmına işte marul ektim, ıspanak ektim falan. İşte komşuların bazıları farklı tohumlar verdiler. Serpiştirdim falan, çıkan çıktı. Yani şurada sarımsaklar çok güzel büyüdü. Sarımsaklar güzel görünüyor, evet. Evet, onda baklalar bayağı güzel büyüdüler. Baklalar güzel. Evet. Şurada birkaç soğan var, taze soğanlar soğan var. Soğanlar çoktu da tavuklar girdi, yeşildi. Soğanın yaprakları çok hassasmış. Ben de buraya gelince öğrendim. Mesela şeyler daha dayanıklı. Sarımsaklar. Evet, sarımsak öyle. Mesela yaprakları, mesela soğanın yaprağı çift kat. Sarımsağın yaprağı tek kat. Tek kat. Daha tek ince. Kat olmasına rağmen daha dayanıklı ama. Ezilmiyor. Evet. Yani işte öğreniyorum. Evet, bahçede de ağaçların var sanırım. Evet, bunlar genelde dut ağacı. Galiba bir tane ayva galiba. Şu ayvaya benziyor. Evet. Burada dutlar var. Nereden pekmez yapmayı düşünüyorum. Böyle şekersiz, özüyle bir pekmez yapacağım. Bakalım nasıl olacak dut pekmezi. Yalnız burada herkese şunu söylüyorum. Hiç kimsenin öyledir böyledir dediğine bakmasınlar. Ben Aralık ayında ilk 5 tane tavuk aldım. Bana dediler ki işte Aralık'ın kışın ortasında tavuk mu alınır? Yumurta vermezler vesaire. Ben hiç yumurtasız kalmadım. 5 tane tavuk bir horozla ve bu köyde çok fazla tavuk bakan yok. Çevremdeki komşularıma yumurta veriyordum. Çok yani, güzel. Evet, burası benim evim. Girişim böyle. 2 oda, 1 salon. Bir antrenman var. Şöyle bir girişim var. Güzel. Dışarıdan çok güzel görünüyor. Tam bir köy evi. Evet, burada kuluçka makinamız var. Kuluçka makinesi değil, bu ana kucağı. Ha pardon, ana kucağı. Evet, ana kucağı. Öyle mi? Evet, kuluçka makinamız içeride, onu da gösteririm. Bunu sen yaptın kendin. Evet, ben yaptım. Her şeyini kendi elemeyin. Evet, bazı malzemeleri internetten aldım, bazı malzemeleri elektrikçiden aldım. Şimdi birazdan bulaşığı yanar, termos tatlı belli. Şimdi yavaş yavaş oda ısısını alıştırmaya çalışıyorum. Bunlar benim ilk yavrularım, ilk göz ağrılarım. Çoğu zannediyorum horoz olacak.
Bana dediler ki işte yumurta sivri olursa horoz olur, yuvarlak olursa tavuk olur. Ben de kendi yumurtalarımı attım ya altına. Hepsini böyle en tombik tombik, bir de şey böyle en ağırlığını böyle 70-75 gram olanlarını falan koydum. Yani böyle şey hani tombik de olsunlar falan diye. Hiç öyle olmadı. Kaç tane civciv var şu an Pelin? 9 tane civcivim var. Ben 11 tane yumurta koymuştum. İlk defa çalıştırdım kuluçka makinesini. Hı hı. Acaba nasıl olacak falan diye. 11 tane yumurta koydum. 2 tanesini 10. günde döl kontrolü yaptığımda döllenmemiş olduğunu fark ettim. Onları çıkarttım. Çıkartmamız gerekiyor. Kontrol önemli çünkü yumurta yaşayan bir organizma. Yani bir tek bir hücre. Dolayısıyla bozuk olduğu zaman ve dışarıya kabuğundan hani zehirli gazlar çıkarttığı için diğer yumurtaları bozabilir. Ondan sonra 9 tane yumurtayla devam ettik 10. günden sonra. Hiç kayıp yok. Hayır, hiç kayıp yok. Gayet güzel, sağlıklar. Gördüğün gibi bıcır bıcırlar. Hazırlığa koyuyorum. Sonra piş piş. Gelin bakalım. Rengarenk oldular. Evet, renkleri çok güzel. Sarı ve gri. Siyah, evet, da siyah olacak. Siyah da var, evet. Acıktınız mı? Hep açlar. Kuluçka makinemiz de bu. Şimdi üstünde yine bir termostatı var. İçine fan koyduk. Şöyle. Bunda lamba kullanmadım. Silikon rezistans kullandım. Şuradaki nem ölçer çok güven vermedi. Bir tane daha nem ölçer aldım. Şu içeri taktım. Hı hı. Şu an benim kuluçka makinem 25 tane yumurta alıyor. Bu sefer 25 tanenin hepsini dolduracağım. İnşallah. Bakalım kaç tane çıkacak, kaç tane çıkmayacak. Yarın planlıyorum. Yarınki yumurtaları ya bugünkü yumurtalarla beraber, birkaç günlük yumurtalarla beraber koyacağım. Ne kadar taze yumurta olursa risk o kadar. Doğru. Düşük tabii, çıkmama riski o kadar düşük. Sağlıkla büyüsünler, evet, inşallah. Bir de Pelin'in kedileri var her yerde. Evet. Şimdi bu anne Hanım kedimiz. Nazlı. Hanımefendi yan köyden bana getirdiler. Buranın kedisi yani bu. Balıkesir kedisi. Anne oldu. 4 tane yavrumuz var. Evet, şimdi nerede? Yavruları da bir her görelim. Her taraftalar. Bak, bir tanesi yemek yiyor tam arkanda. Bak, yemeğin başına gittiler. Şimdi onlara kum eğitimi veriyorum. Tuvalet eğitimi. Şimdi burası senin ilk taşındığın, ilk tercih, evet, ettiğin ilk bir köydü. Evet, ilk aldığım köy burası. Senin beklentilerini karşıladı mı? Yani evet, ben bu köyde kalacağım diyebilecek misin? Yoksa burası benim ilk adımımdı. Köy hayatını tecrübe etmek için geldiğim bir yerdi. Bölge olarak değiştirebilirim mi diye düşünüyorsun? Yani bu an, yani çok yeni şu anda, yaklaşık 5,5-6 ay oldu buradayım. Şu an yani köy hayatı olarak kesinlikle beklentimi karşıladı. Hı hı. Biraz daha böyle, biraz daha kendimi geliştirip, biraz daha yatırım yapıp kendi arazime, kendi toprağıma veya yaşadığım yere yatırım yapmak veya biraz daha geliştirmek istiyorum. Ama yani sonuçta şey, bir 5 sene önce ya da hatta 2 sene önce hiç böyle bir şey yapabileceğim aklımcından geçmezdi. Hani hayat çok dinamik, yarın bir gün olacağını bilmiyorum. Hani sağlığımız bozulabilir veya işte hayallerimiz değişebilir. Evet. Ama şu an çok çok memnunum. Kesinlikle daha da geliştirmek istiyorum. Köy çok güzel bu arada. Evet, köy güzel bir köy, evet. Çevresi güzel, havası güzel bir köy. Güzel. Arazim burada. Arazim burada, arazilerim burada. 2 tane arazim var. Evet, 2 tane var. Arazilerim burada. Bakalım, plan projelerim var. Yani onaylanan zaten bir cevizliğim var. Dediğim gibi hani bakalım ne olacak, ne bitecek. Burada tamam. Kalıcıyım, köklerimi burada salmak istiyorum şu diyorsun. Şu anda evet, kesinlikle. Ben burada daha uzun süre kalmayı planlıyorum. Evet. İnşallah mutluluğun daim olur. Köyün umarım çok güzel. Hayallerin de inşallah gerçek olur. Biz köyü de çok sevdik. Köyü de çok beğendik. Gerçekten tam anlamıyla köy kendini hayvancılığa adamış. Evet evet. Burada gerçekten ciddi bir Balıkesir'in var. Çok önemli bir şeyi aslında bu. Hayvancılık. Ve ben bunu Balıkesir'in bir köyüne geldiğimde burada şahit oldum. Senin de hayvancılığı neden istemeni şu an daha iyi anlıyorum. Çünkü artık görüyorsun burada biraz çiftçilik ve tarım daha az, hayvancılık, evet, daha çok. Evet. O yüzden sen de biraz daha gönlünü kaptırmışsın çiftlik işine.
Şimdi dağ köylerinde, bunu hepsi ben geldikten sonra öğrendim tabii. Tabii. Şimdi dağ köylerinde araziler biraz da engebeli olduğu için ister istemez traktör, sürüm vesaire falan daha zor oluyor. Şimdi insanlar burada ben acaba neden hiç topraklar altılık kullanılmıyor gibi falan düşünüyordum ama şimdi işin içine girince insanlar hayvanların otlanma alanının olması gerekiyor. Dolayısıyla ne kadar fazla ot o kadar maliyetler düşüyor ve hayvan kesinlikle daha sağlıklı oluyor ister istemez. Daha doğal besleniyor. İnsanlar arazilerinde hayvanlarını koyuyorlar. Dikkat ettim gelirken buraya. Arazilerin çoğunda hayvanlar yayılıyor. Evet. Hepsi otlamaya çıkmış. Bu çok önemli ve çok güzel bir şey. Evet. Herkes işte sabah bir sağımda alıyorlar. Sabah akşam hayvanlar geliyorlar. Evlerini biliyorlar. Yolu biliyorlar. Aynen yolu biliyorlar. Sağıma geliyorlar. İşleri bitiyor. Sağıldıktan sonra da tekrar meralarına geri dönüyorlar. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bu mera hayvancılığı artık çok fazla kalmadı aslında. Evet. Yapılmıyor. Ama burada bunu gördükten sonra ben de çok beğendim. Mera hayvancılığı önemli bir detay aslında. Kesinlikle. Evet. Buranın havası nasıl? Kışları nasıl geçiyor? Sen bir kış geçirdin burada. Ben burada tam kışın ortasına geldim diyebilirim. Kar yağdı mı? Yağdı. Bir hafta falan böyle bir kar yağdı. Tabii eskisi çetin geçiyor değilmiş. Yani aslında yine soğuk değil mi? Soğuk tabii. Evet. Aynen. Mesela bir Gönen'le buradan çıkıyorsunuz. Gönen'e gidiyorsunuz. Yani 4-5 derece fark ediyor mesela. Doğru. Ben ne zaman internetten araziyi gördüm. Değil mi? Dur hemen bir gelip bakıyorum. Bir insanın yola çıktım. Ben bu yola aşık oldum. Yemyeşil. Yol çok güzel. Dedim ki ya geçtim her şeyi. Her ben yer vadi. Ben gidip gelirken bile yani hani hayat dolarsın. Nefes alırsın. Gördüm o yolları. Evet çok güzel bir yol. Yani zaten hani yola çıktığınız zaman içiniz açılıyor. Dedim ki ya ben hiçbir şeye geçtim. Bu yolda gitmek bile bu kadar ferahlatıyorsa yaşamak mutlaka hayat katar diye düşündüm. Hiç pişman değilim. Hiçbir anlamda pişman değilim. Yani yaşadığım her yerde olumsuzluklar var. Yani hani biz şehirde hiç olumsuzluklar yaşamadık mı? Tonu yaşıyoruz. Elbette yaşadık. Her yerin artısı eksisi var. Ama biraz hani şey dediğim gibi hani kendine dönmek lazım. Hani çevreden ziyade kendine dönmek istiyorsan özüne dönmek istiyorsan kesinlikle böyle hayatımın bence bir dönemi bence bir kırsalda geçmeli. Ben öyle düşünüyorum. Ama mesela çocukluk için değil. Mesela kiminin çocukluğu işte kırsalda geçiyor. Sonra işte anne baba şehre taşınıyor. Hayatlarını daha şehirde devam ediyor ama hayır olgunluk döneminde bence böyle birkaç sene böyle bir kırsal deneyim olması gerektiğini düşünüyorum. Açıkçası ben de öyle düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Bir bakış açı farklı. Her şey bakış açım farklı. Yani bir donanımım var. Ön yargı yok, böyle korku yok dediğim gibi. Hani bunu nasıl yaparım diye bir şey yok. Hani bir hayvanın doğumuna şahit oluyorsun, sen doğum yaptırıyorsun. Evet. Yani o civcivler mesela benimkiler yumurtadan çıkmadılar. Neden çıkmadılar bilemiyorum. Ben yardım ettim. Yani şey böyle ıslak, kanlı, böyle hani böyle baktığın zaman böyle çok pis bir iş olan ama yani sonra çıkıyor hayvan ve nefes alıyor. O yaşam mücadelesini görüyorsun. Böyle nefes almaya çalışıyor. Hareket hayata tutunmaya çalışıyor. Ya mükemmel, yani mükemmel bir şey. Yani buna şahit olabilmek, yani buna tanık olmak, bütün süreci izlemek baştan sona bunlar çok yani güzel, mucizevi şeylere tanıklık ediyorsun. Ve hakikaten o kadar çok şeyin boş olduğunu görüyorsun ki. Yani hani bu böyle bize bu kapitalizmin dayattığı işte tüketim çılgınlığı. Hiç mesela ben Instagram'da videolarımda falan söylüyorum. Şu ayağımdaki çizmeler 160 liraya aldım çizmeler. Ve aşağı 6 aydır geldiğimden beri bu çizmeleri giyiyorum. Belki çok uzun bir süre giyeceksin. Evet daha da giyeceğim. Yani işte bir terliğim var plastik bir bu var. Hiç de umurumda değil. Şehre de bununla iniyorum. Hiç de gocunmuyorum. Çünkü artık önceliklerim farklı. Değerlemelerim farklı. Alışveriş çılgınlığın yok. Yok hiçbir şey yok. Hiç yani. Almadın gerçekten. Değil mi kendine geldiğinden beri bir şey? Aldım. Geçen gün pazardan 2 tane eşofman altı aldım. O kadar. O kadar. Onlar çünkü çok ihtiyaç. Evet çünkü çamurlanıyorlar evet. İşte altında falan vesaire. Kışın şalvarın altına giyiyorsun. Soğuk oluyor. Kesinlikle öyle. Eskiyen şeylerden bir tanesi o. Ama çok keyifli, çok güzel. Gülten ablamın evine geldik ziyarete. Ben Gülten ablamdan çok süt alıyorum. Peynirleri Gülten ablanın sütüyle yapıyorum. Gülten abla burayı böyle bölmüş işte boy boy. Kreş var, yeni doğanlar. Kaç günlükler abla? İçeridekiler. 2-3 günlükler içerideler. İşte birisi anaokulu, kreş. Ondan sonra ilkokul. Ortaokul. Üniversite. Böyle gidiyor. Böyle. Evet. Şurası bunlar, anaokulu galiba. Vallahi bunlar bir haftalık bayramda doğmuşlar. Öyle mi? Evet bir haftalıklar. Sen zamanın çoğunu burada geçiriyorsun galiba. Burada burası bir okul
Ve evet. Sen burada staj yapıyorsun. Evet. Ama burası tamamen işte doğal. İşte bir köylü geleneksel olarak bir buzağı nasıl beslenir, inekçilik nasıl yapılır? Köyün içine birebir tamamen yaşıyorsunuz burada. Zaman zaman siz almaya geldiğiniz zaman sağım dönemlerinde sabah akşam, genelde akşam sizin oluyorum, sabah kalkamıyorum siz almaya. Biberonla emziriyorum. Başka bir köylü arkadaşlarım daha var. Onların da hayvanları var. Yani böyle hayvanların yanını gördüğüm zaman hemen böyle seviyorum. Hastalıkları oluyor, öğreniyorum. İşte ilaçlamaları oluyor. Mesela zaman zaman hayvanlara antibiyotik veriliyor. O zaman verilmiyor sütlere. Eleştiriyoruz, yargılarımızı kırıyoruz, öğreniyoruz. Sen de burada çok güzel bilgiler edinmişsin. Evet. Çok güzel şeyler öğrenmişsin. Burada da başındayım. Evet, burada da stajını yapıyor olman, yani hani bu hayvancılığa ilgi duyuyor olman, burada da stajını yapıyor olman senin için bir avantaj olmuş aslında. Çünkü şunlara baksana, yani gerçekten burası anaokul, bu taraf ortaokul, içeride daha yeni doğanlar, 3 günlükler var, kreş, diğer tarafta lise ve üniversite olarak burayı böyle ayırmışlar. Tabii o bir esprisi tabii bu işin. O sebepten Pelin de burada yeni doğan da dahil olmak üzere en büyük, en yaşlı ineğe nasıl bakılır, ne yapılır hepsini burada tek tek öğreniyor. İneklerin sahibi de burada Gülten ablamız. Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkürler. Pelin'e birçok şey öğretiyor burada kendisine. Yardımcı oluyor. Arkadaşlık, komşuluk, yarenlik ediyorlar. Evet, bu da güzel bir şey. Evet. Biraz da bu taraftakileri görelim. Bunlar daha büyükler. Bunlar üniversiteye gidiyorlar değil mi Gülten abla? Gidiyorlar. Üniversiteye. Bak gidiyoruz. Gidiyoruz ya. Gidiyor musunuz? Çok güzel. Biri çok güzel. Biliyorum gözlerine, kesiklerine. Ne oldu? Ne yapabilecek? İlk aldığım yer, internetten buldum. Ondan sonra gelip baktım, çok beğendiğim yer. Burasının işte projesi hazır. 5200 metrekare. Bir cevizlik olacak umuyorum. Birkaç tane, 5 tane çukur açtırdım buraya. Oradan toprak analizi aldılar. Bakalım uygun, bir problem yok. İşte içine leonarit vesaire işte gübrelerle falan güzel bir cevizlik yapmayı düşünüyorum. Yaklaşık 100 kök kadar cevizlik olacak. Yani öyle bir sayı vardı galiba. 100 kök bana alıyor. Alacak evet, evet, yani. Evet, 100 kök. Evet. İşte 7'ye 7 mi? İşte 6'ya 7 ya da 8'e 8 nasıl olacaksa. Yaklaşık 90-100 kök arasında bir şey cevizlik olacak. Bakalım. Evet, şu an Pelin'in arazisine geldik. Burası şu an bayağı otlu. Tabii mevsim bahar olunca otlar da çıktı. Burası bir nehir kenarında. Su sesi eşliğinde bir trekking yaparak buraya ulaştık, geldik. Çok güzel bir yer. Burası... Evet. Diğer arazin, cevizlik yapacağın arazin 5 dönüm. Evet, orası 5200 metrekare. Evet. Burası 750 metrekare. Burayı böyle işte domates gibi ekmek için falan almıştım. Hı-hı. Konteynere getirdim işte konservelerimi yaptığım zaman saklarım vesaire diye. İçinde kuyu da var. Aynı zamanda yani dereden de su çekilebiliyor. Ama dediğim gibi yani toprakla uğraşmak çok çok zor ve böyle bir deneyimim olmadığı için ister istemez buradan elinden çıkartmak zorunda kaldım. Evet. Çok severek almıştım burayı. Hatta bir yaklaşık 15-20 gün önce kadastrodan arkadaşlar geldi. Sınırlarını falan da çizdim. Çitleme yapacaktım. Hı. Ama dedim ki baş edemiyorum. Hangi nereyle uğraşayım? Hayvanlar çoğalmaya başladı. O yüzden bu araziyi elden çıkartmak istiyorum. Burası kaç metrekare? Burası 750 metrekare bir bahçe. Evet, ama artık senin iki tane olduğu için biraz gözünü korkuttu. Evet, yani gelip gidemiyorum. Yani daha doğrusu hayvanlarla uğraşmaktan toprağa ulaşıyorum. Yani toprak bahçe çok iş isteyen bir şey, emek isteyen bir şey. Evet. Çapalama, yani evde küçücük bir bahçe yaptım 30 metrekare. Yani onları bile aldı, otlar gitti falan. Yani cevizlikle mi uğraşayım, burasıyla mı uğraşayım falan. O yüzden burayı elden çıkartmak zorunda kaldım. Çok da emek vermiştim, o yapacak bir şey yok yani. Konteyner de içinde. Konteyner de içinde. O zaman burayı satıyorsun. Evet, burayı satıyorum. 3'e 8 bir konteyner var içinde, 2 odalı. Hı hı. Ondan sonra öyle yani şey, demir falan yaptırdım. Hani işte bir, evet, şey olmasın diye. Evet.
Sen şu an oraya gidemiyoruz konteyner yanına çünkü buradaki otlar artık boyumuza kadar gelmiş. Biraz korktuk, oraya kadar ulaşamayacağız. Şu anda burası otlu. Pelin de çok otları biçtirmek, sürdürmek istemiyor. Yani şu an ekmeyecek burayı satacağı için. Pelin, ben senin sayfanda bir şey gördüm. Bir cemiyete vasiyetnamen var galiba. Onunla ilgili sana sormak istiyorum. Bundan bahseder misin biraz bize? Ben Darüşşafaka'da okudum. Hayatım bir dönem Darüşşafaka'da geçti. Orası köklü bir okul. Ve dünyada bir tane olan, örneği bir tane olan bir okul. Ben de ne yaptım? Belki ahde vefa diyebilirsiniz. Benden şu ana kadar sahip olduğum her şey, bundan sonra sahip olacağım, olacaksa her şey. Ben öldükten sonra binlerce çocuğum, belki onlarca yıl eğitimine katkı sunacak. Bütün mal varlığın, evet, sahip olduğun ve sahip olacağın her şey, evet, cemiyete. Cemiyete gidecek, evet. Çok güzel. Evet, bunu da buradan sizlerle paylaşmış olduk. Ben sayfanda gördüğüm için sana sordum. Sen de paylaşmamda hiçbir sakınca yok dedin. O yüzden sizlerle de paylaştık arkadaşlar. Teşekkür ederim. Evet, biz Pelin'le çok tanışmak istiyorduk ama yüzle tanışamamıştık. Tanışmak bugüne nasip oldu. Kendisinin yaşam hikayesini dinledik. Sizlerle birlikte biz de şahit olduk. Burada tavuklarıyla çok güzel bir hayat kurmuş kendine ve bu hayat hikayesini sizlerle de paylaşmak istedik. Bu çiftlik hayatını daha da büyütecek. Daha da koskocaman bir çiftliği olacak. Şimdi Pelin'in çiftliği küçük ama ilerleyen zamanlarda kocaman bir çiftliği olacak. Pelin bizi çok iyi ağırladı. Onun tecrübelerinden yararlandık, faydalandık. Bizim bilmediğimizde birçok şey varmış. Biz de onları öğrendik. Kendisine çok teşekkür ederiz. Bizi çok iyi ağırladın. Hikayen de çok güzeldi. Buraya iyi ki gelmişsin. Seni burada çok mutlu gördük. Mutluluğun daim olsun inşallah. Umuyorum. Ben de ayaklarınıza sağlık. İkinize tanıştığım için çok memnunum. Hep internetten konuşuyorduk. Evet. Bayağı bir yıldan falan fazla konuşuyoruz, evet, herhalde konuşuyoruz, hemen hemen. Konuşuyoruz. Ama çok güzel oldu gerçekten. Hem sizle tanıştık. Belki ileride beraber projelerimiz olabilir diye düşünüyorum. Evet, olabilir. Belki sürpriz olabilir. Evet. Biliyorsunuz burada ufak ufak kendine bir hayat kurmuş. Pelin'in doğal yumurta, köy peyniri, lor peyniri ve tereyağından tatmak isterseniz Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Kendisinin orada çok güzel tanıtımları var. Ayrıca pazara çıkıyor. Pazarda da satışını devam ettiriyor. Bizden şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Bir başka paylaşımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Herkesi bekliyoruz.